Şimdi HTML'in özel semboller bölümünden bahsedeceğiz. Nedir bunlar? Genelde biz klavyelerimizden özel karakterler oluşturabiliyoruz. Mesela en sık kullandıklarımızdan bazıları işte TL simgesi, Euro simgesi, dolar simgesi ki özellikle kodlama yaparken dolar simgesini ya da karakterini sıklıkla kullanıyoruz. Ya da işte diyez, işte sağa sola paragraf yapmak için şeylerimiz var. İşte ampersand işareti gibi. Ki yere gelmişken şöyle zaten tam aslında noktasına değinmiş olduk burada açılmasıyla beraber. Her karakterin bir sayısal ya da yazısal bir karşılığı mevcut. Mesela et değerinin şeyi karşılığı şuymuş. Biz klavyede herhangi bir tuşa bastığımızda arka planda bunun şu tarzda bir kodlama şeyi var mevcut ya da gördüğünüz gibi text olarak bazıları mevcut. Bu klavyedeki herhangi bir tuşa bastığımızda arka planda bunlar işleniyor ve bizim karşımıza bu şekilde çıkmış oluyor. Yine aynı şekilde biz her karakteri klavyeden ulaşamayacağımız için bunları mevcut kodlarını biliyor olmamız ve sayfalarımıza dahil ediyor olmamız lazım. Mesela nedir? Yine en çok sık kullandıklarımızdan bir tanesi copyright. İşte copyright, trademark ya da işte lisanstır, R, TM gibi özellikleri kullanıyoruz. Mesela copy'nin text karşılığı bu şekilde ya da boşluk bırakmak için özellikle NPSB şöyleydi galiba. Evet, şu mesela NBSP olması lazım. Evet. Gördüğünüz gibi bu boşluk bırakma şeyidir. Yani herhangi bir şeyin arasında bir boşluk bırakmak istiyorsanız HTML'de boşluk bıraktırma şeyi karşılığı NBSP şu şekilde. Copy'ninki de bu şekildeydi. Yine devam edelim. R vardı mesela R simgesi çıkartmak için şu şekilde gördüğünüz gibi. Arada boşluk bıraktık. Burada denemiş oldu. Şöyle kaldırdığımda görüyorsunuz araya boşluk bırakıyor. Başka ne kullanabiliyoruz? Mesela trademark. Bu dediğim gibi bunun karakter kodlamalarını yazı ya da text olarak bilirseniz bazı sitelerde mevcut. Oradan biz de kopyalayıp kullanıyoruz çalışmalarımızda. Mesela ok simgeleri var. Bunu mesela şey olarak sayı olarak göstermek istiyorum. Mesela sola ok işareti. Bu mesela devamı 3 yaparsam yukarı sonunu 4 yaparsam sağa 5 yaparsam da aşağı gösterecektir. Bunların mevcut internette bazı sayfalarda listeleri mevcut. Şu şekilde ben göstereyim. HTML sembolleri. Buradan W8Schools'tan HTML Symbols'tan bazı şeyler burada simgeler gösterilmiş. Buradan ulaşabilirsiniz ya da internete tarayıcıya yazarak birden çok şeyin simgenin karşılığına erişerek projelerinizde bunları kullanabilirsiniz. Özel sembolleri bazı noktalarda kullanıyoruz. Çok fazla anlatacak bir şey yok. Dediğim gibi en sık kullandıklarımız genelde para birimleri ve işte bu trademark, copyright gibi şeyler. Ama bazen bazı noktalarda ihtiyacımız olabiliyor. Dediğim gibi listeleri inceleyip projenize özel simgeler kullanmak isterseniz o listelerden erişebilirsiniz. Hemen bir sonraki özelliğimizle devam edelim.